Herkese merhaba. Yeni bir video, hoş geldiniz. Bugün gene Mabed'e geldik. İki haftalık bir ara valla tadından yenmedi ilk maç. Tabii ikinci maça gidemediğimiz için Zimbru karşısında yapacak bir şey yoktu. Bugün gene Avrupa Konferans Ligi'nde bir eleme maçı oynayacağız. Üçüncü ön eleme, yanlış hatırlamıyorsam artık playoff'tan önceki son tur. Ve de bugün de Sloven takımı Maribor'la oynayacağız. Geçen sene ligini üçüncü sırada tamamlayan Maribor. Yani onların şampiyonu da hatırlayacaksınız. Geçen gün Galatasaray'la oynadı. Bakalım, yine keyifli bir maç olacak. Hava çok kötü olmasını bekledim ama bugün akşama doğru biraz daha düzeldi, biraz daha açtı. Bakalım, yani güzel haberler de geliyor. Biraz geç kalmış haberler transfer konusunda ama orta saha için bayağı bir atılım var. En son bugün Fabrizio'nun da yazdığı şeyler oldu. Fred'le ilgileniyoruz. Yani 3 tane isim dönüyor şu anda. Ndombele, Fred ve Ndidi. Fred bitecek gibi duruyor. Yani Galatasaray'da devredeymiş ama dediğim gibi artık bir şekilde bitirmesi gerekiyor artık yönetimin bu transferleri. Geç mi kalındı, kalındı ama işte yani geç olsun güç olmasın. Biraz daha o kafaya girdik şu anda. Biliyorsun geçen sene de transferin son gününde Galatasaray Icardi ile mata indirmişti. Özellikle Icardi'nin verdiği katkı çok belli. Dediğim gibi hava güzel gene. Geçen sefer gibi sıcak değil ama biraz daha optimal bir hava var. Benim açıkçası da şunu söylemek istiyorum. Yani birazdan konuşacağız zaten de. Orta saha ve yani iki orta saha bir kanat transferi bitmesi halinde çok verimli bir transfer sezonu geçirdiğimizi düşünüyorum. Tabii bunların en geç artık 8-9 gün içerisinde bitmesi gerekiyor. Tabii inşallah lig başlamadan biter de daha işte pazar günü lig başlıyor. Bizim için en azından başlıyor. Neyse, biz yerimize geçelim. Şimdiden hepsi keyifli seyirler. Umarım rahat bir galibiyet alırız. Turu burada bitiririz. Yerimize geçelim. Gördüğünüz üzere herkes inanılmaz hype'lı, inanılmaz gene mutlu bir havada. Yani ve şu an evet, kalecilerimiz de çıkmış durumda. İnanılmaz abi, bu takıma olan sevgi, bu takıma olan bağlılık gerçekten aşırı bir şey yani. Kelimelerle anlatılabileceğini düşünmüyorum. Ne kadar üstte de bize, ne kadar yerin dibine soksa da bazen yapamıyoruz abi gerçekten. Bu takıma bağlılığımız hiçbir zaman bitmiyor, bitmeyecek de. İnanılmaz gerçekten yani.
yerleşene kadar kadrolar belli oldu, şey oldu, sahaya da çıktılar. Bugün değişik bir 11 ile oynuyoruz. Yani sistem aynı. Muhtemelen 4-3 veya 4-2-3-1 oynayacağız. Ancak King, İrfan ve Tadic'in üçlü olarak, yani forvet arkası Zirimo olacak. Muhtemelen ben Tadic'in forvet arkası 10 numara oynamasını bekliyorum. Sağda İrfan, solda King oynar diye düşünüyorum. Orta sahada da İsmail ile Zayt olacak. Bugün BK'yı da ilk defa izleme fırsatı bulacağız. Tabii yeni transferlerin hepsini göremedik daha. Tabii test maçı demek istemiyorum ama rakiplerin kadrosunu görünce, yani belli, 3 aşağı 5 yukarı belli. Sezon başlamadan önce de güzel bir test olacak yani. Zimbur'da da aynısı oldu. Maribor'da da aynısı olacaktı diye düşünüyorum. Yani 3-4 farklı kazanırız diye düşünüyorum. Tabii ben şimdi bunu da jinxlemiş olabilirim ama yapacak bir şey yok. Her ne kadar şu an takım transferleri iyi yaptı desek de orta saha çok önemli. Dediğim gibi 3 tane isim var şu an konuşulan. Ndombele ve Fred daha çok öne çıkıyor. Ama Ndidi de var. Ben açıkçası bu 3 oyuncudan İkisini seçmem gerekirse Fred artı Ndidi'yi seçerim. Ndidi gibi kesici bir 6 numarayı alırım. Önüne Fred'i koyarım. Yanına da Szymanski'yi koyarım. Yani önlerine daha doğrusu yani. 4-2-3-1 veya 4-3-3 oynayacaksak. Dolayısıyla benim tercihim bu yönde olur. Siz de başka bir tercih de bulunabilirsiniz. Bunu da yorumlarda belirtebilirsiniz ama şu anda iki tane orta saha, bir tane de Cengiz transferinin tamamlanmasıyla beraber ben takımın iyice oturacağını düşünüyorum. Güzel bir hava var takımın içinde. Yani şu an sahaya çıkıldığında Tadic'in ilk başta çıkıp ilk başta çağrılması zaten hem taraftarın hem yani hem bizim hem ne kadar takımında karşılıklı bir güven duygusunu beslediğini, en azından yeni transferlerde bile bunu gösteriyor. Bu güven duygusu verilmiş durumda. Bakalım kazasız belasız güzel bir sezon geçiririz inşallah. Bir de şey yapmadan da söylemek lazım, bu transfer sezonu gerçekten çok pis geçiyor yani. Pislik geçiyor artık. Sürekli transfer çalımı, sürekli bir silik yarışı, çok affedersiniz ama yani ben artık bu transfer sezonu bitmesini istiyorum. Fabrizio 5 saat önce bir açıklama yapıyor. İşte Fred ile Fenerbahçe anlaşmak üzere bilmem ne teklif sundu diye. 2 saat sonra açıklama yapıyor. Galatasaray'da devreye girdi Fenerbahçe'den sonra falan filan. Çok kızıştı bu sene. Yani çıta çok yükseldi transfer sezonunda. Beşiktaş'ta transferler yapıyor ama tabii Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yaptığı çarpıcılık da gerçekleşmiyor şu anda. Ama hiç de kenarda bırakılması gereken bir takım olduğunu düşünmüyorum Beşiktaş'ın. Çok çetin bir sezon bizi bekliyor. O yüzden inşallah şu transferleri artık tamamlarız. Demin bahsettiğim transferleri ve de istediğimiz gibi başlarız. Artık herhangi bir eksik olma lüksümüz yok. Bu senenin artık telafisi yok. Daha başlangıçtan telafisi yok. Son 5 senedir yaptığımız hataları artık bir daha yapmayalım. Tek temennimiz bu. Neyse devam.
Başlıyoruz. Başlayacağız. Hadi yapacağız abi. İlk yarıda ben bir iki tane atarız diyorum ama demiyor. Rahat bir tur olmasını diliyorum sadece. İnşallah. Güzel sonuç gene bizim tarafa atak yapacağız ilk yarıda. Uğurlu gelir inşallah. Bakalım. Devam. Başlayamadık. Savunma hatları çok önde. Çok yüksek bir pres hattı yapıyorlar ve çok dar bir alanda baskı yapıyorlar. Yani ara toplarla, savunma arkasına atan toplarla oynamamız gerekiyor. Yapamıyoruz şu anda ve kendileri de çok yavaş ve kontra oynamaya çalışıyorlar. Çok riskli ve taktik inşallah yani önümüzdeki 20 dakikada falan çözeriz. Yoksa sıkıntı. Çok iyi. Çok iyi. Valla dediğim gibi iki tane pozisyon bulduk aslında. Savunma arkası atılan toplarla da şu an inşaat iyi değil. Adamlar daha iyi oynuyor. Daha çok ayağı topluyorlar. Daha geniş oynuyorlar. Dolayısıyla sıkıntılı biraz. 20 dakika itibariyle göreceğiz bakalım. Yani dediğim gibi maç sırasında söyledim. Ciddi anlamda taktiksel anlamda evler bizden çok daha iyi durumda. Yani kalite olarak iyi değiller tabii ki de. Taktiksel olarak çok daha şeyler ve bizim oyun yapımız uymuyor şu anda. Yani kadro da değişmesi gerekiyor. Devre arasında özellikle King'in ben çıkması gerektiğini düşünüyorum. İlk maçtaki yani Zimbro maçındaki sol kanattaki Ferdi Tadic uyumundan sonra bugün King'in oraya geçmesiyle beraber ne Ferdi oynayabiliyor ne Tadic merkezde boşluk yaratabiliyor. King'den de bayağı bir verim alamadı şu anda. Kesinlikle King'in değişim Tadic'in sola geçip Şimanski'nin de ortaya geçmesi gerekiyor. Benim düşüncem bu en azından. Çok önde oynadıkları için de yani savunma çizgisi çok önde olduğundan bahsettik. Yani benim düşüncem belki Dzeko çıkıp Pançua'ya girebilir. İkinci elde bu iki değişiklikle başlanırsa çok daha dinamik, çok daha hızlı bir Fenerbahçe olacağını düşünüyorum. Tabii ki içim sevmek gerekiyor ama bu takımı ezip geçmemiz gerekiyor şu Kadıköy'de yani. Saçma sapan bir iki yarı. Tabi kaçırdığımız bir sürü pozisyon da var. Şanssızlık. 2-3 tane çok net pozisyon bulduk, atamadık. İkinciye bir tane attık mı açılacaktır. Ya yani bunlar artık hizaya bir şey yok. Yapacaklar. İkinci yarı dediğim gibi değişiklikler olacaktır. İsmail Hocam 60-70'i beklemeyecektir. King'in çıkmasını bekliyorum dediğim gibi. Yapacağız. Yani bakalım. Yani bir nefes alayım dedim. Bir tuvalete gidip bizim ekibi dedim. Daraldım yani maçı izlerken. Öyle. Neyse elimize geldi. Oh, 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 oh
Şimanski girdi. Şimanski ortada oynayacak. Tadi sola geçecek. Yani olması gereken hamle buydu. Bekleyeceğin yani. Beklenen hamle buydu. Yapması gereken hamle de buydu. İkinci yarı çok daha efektif olacaktır. Çıkmayışını mı söyleyeyim yani? Hocam! Niye çıkmıyorsun ya? Topu niye bekliyorsun? Topa eliyle gitmek yerine ayağıyla çıkarmaya çalışıyor. İçeri girsen, elini uzatsan ne olacak ya? Anlam veremiyorum. Sonra Livakovic istemiyoruz, Altay'la devam. Aferin kendine, aferin.
şehir değişmeyiz. Fenerbahçe'mizin 3. golü 90+3. dakika 10 numara Duşan! Bugün aşırı daraldım. Yani hem statta maçtan ötürü çok daraldım hem de başka şeylerden dolayı daraldım ama çok muhabbetini yapmayacağım onun. Yani şunu söyleyeceğim sadece. Stadyumda çocuk, yani çocuğunuza sahip çıkamayacaksınız herhangi bir ortamda. Bu 55 bin kişilik bir stadyumda dahil buna. Lütfen çocuk yapmayın. Yani bunu söyleyeceğim sadece. Neyse. Maç konusuna gelecek olursak ilk yarı aşırı tutuktuk. Zaten devre arasında da söyledik yani. Zimbur maçındaki, tamam aynı maç değil sonuçta, aynı kalibrede iki takım değil belki. Her ne kadar bizim çok altımızda olsa da. O dinamiği bozup, bilmiyorum King'in şey yapmasın, çok şeydi, çok bariz bağırıyordu. Hocam da teşekkürler, Allah razı olsun. Direkt Szymanski'yi soktu, King'i çıkardı. Szymanski'nin girmesiyle beraber çok da aktif bir Fenerbahçe olduğunu söyleyebilirim. Ama gerçekten skordan da memnun değilim. Yani 3-1. O da son saniyede attık bir tane penaltıdan. Kent'in bireysel becerisinde aldı penaltıdan. 2-1 bitseydi hiç memnun olmayacaktım. 3-1 biraz kurtardı en azından. Ancak dediğim gibi bundan çok daha iyi olmamız lazım. Bu erken alarm iyi olabilir. Çünkü abi adamlar yani bir blok halinde. Yani şeyden savunma hattı ileride yüksek bir offside çizgisi mi, defans çizgisi mi diyeyim artık. Böyle oynadılar. Ve blok halinde oynadılar. Buna karşı bir çözüm bulmamız lazım. Bulduk mu ilk yarıda birkaç tane pozisyon yarattık. Atamadık. Dzeko'ya atılan iki tane top var. Başaramadı. Olur mu olur. Daha sezonun başı. Ama şimdiden her türlü önlemin alınması gerekiyor. Ve de artık 11 belli olması gerekiyor. Şu orta saha transferlerinin tamamlanması gerekiyor. Yani bas bas her platformdan bağırıyoruz artık. Transfer, transfer, transfer. İnşallah da bitecek bu hafta. Artık tahammülüm. Yani ben geçen sene çok biliyorsunuz ben çok ümitliydim. Tolerans seviyem çok fazlaydı. Şu an değil. Yani ikisi de değilim şu anda. Ne ümitliğim ne de tolerans seviyem kalmadı. O yüzden inşallah hepimizin akıl sağlığı için bu transferler tamamlanır. Biz de artık sezona böyle başlarız. Yani pazar günü Antep'le oynayacağız biliyorsunuz. Antep ne olacak belli olmaz. Geçen sene Ümraniye'den 3 tanedik son saniyede berabere kaldık ilk maçta. Benzeri bir senaryo olmasın. Allah rızaya kime yalvaracağım artık bilmiyorum. Neyse. Bugün kötü bir performans. 3-1 bitse de İsmail'e çok şey açmak gerekiyor, parantez açmak gerekiyor. Yani bu çocuk yemin ediyorum bir Anadolu takımında olsa, tamam mı? İsmail Yüksek bir Anadolu takımında olsa Türkiye'de savaş çıkar. Transfer seviyesinde savaş çıkar. O yüzden kıymetlendirmek lazım bu çocuk. Bugün çok özel oynadı. Onun dışında çok üstüne basarak vurgulayacağım bir performans yok zaten. Ferdi kendi standartında oynadı. Ferdi'ye zaten artık övmeye gerek yok. Bakacağız, göreceğiz. İnşallah pazar günü iyi başlayacağız sezona. Slovenya'da da turu geçeceğiz. Yani çok yoğun bir maç temposu bizi bekliyor. Alnımızın akıyla iyi başlayıp iyi bitirmemiz gerekiyor. Allah utandırmasın, başka bir şey söylemiyorum. Vallahi stat'tan zor attım kendimi sinirden. O yüzden pazar günü gene kazanalım ama ben daha mutlu çıkayım stat'tan. Başka bir şey istemiyorum. Yavaş yavaş da eve doğru gidiyorum. Deneyeceğim ama söz vermeyeyim. Antep maçından sonra önümüzdeki hafta pazartesi oynanacak olan Samsun maçına da gitmeye çalışacağım. Ancak olur olur, olmazsa olmaz diyecek bir şey yok. Bütün maçlara inşallah gideceğiz, beraber yaşayacağız. İyisiyle kötüsüyle sezonu açıyoruz. Hepimize tekrardan hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Abone derseniz Twitter ve Instagram'dan da takip edip destek verebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.